Mobidünya.com'dan merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte ikili papatya zigon sehpamızı boyayacağız. Ben daha önceden bir tanesinin üzerine boyadım. Beyaz boyama attım. Üstüne kolay transferimi uyguladım. Gördüğünüz gibi şimdi ikinciyi birlikte boyayacağız. Boya olarak şöyle beyaz boya tercih ettim ben. Rich'in akrilik boyası arkadaşlar. Ben bunu tercih ettim fakat hobidunya.com'da aklınıza gelebilecek birçok markanın binlerce ürününü bulabilirsiniz. İstediğiniz marka ve renklere hızlı ve güvenli bir şekilde kapıda ödeme imkanı ile hobidunya.com'dan ulaşabilirsiniz diyoruz. Hemen şöyle boya kabımızı da alalım. Şöyle bir tabağım var benim. Buna boyamı alacağım. Bu şekilde bir rulo fırçam var arkadaşlar. Sünger bir rulo. Şöyle bırakalım. Burada fırçalarım var fakat bunları daha sonra detaylarda alt kısımlarında fırçanın rulonun yetişmediği yerlerde orada kullanacağım. Şimdi ilk aşamada bize lazım olan bu. Boyamızı tabağımıza alıyorum. Evet, şu şekilde tabağımı aldım arkadaşlar. Şimdi ilk aşamada yapmamız gereken rulomuzun içine boyayı iyice yedirmek arkadaşlar. Bu şekilde sürterek güzelce boyalıyoruz her tarafını. Ve ilk aşamada bu rulodaki boyayı arkadaşlar bütün sehpaya sürüyorum. Her tarafına şöyle eşit dağılacak şekilde. Baloncuklar kalacaktır aralarda. Kalsın, hiç problem değil bu aşamada. Boyamızı yedirdikten sonra üzerinden bir kat daha geçeceğiz ve bastırmadan geçeceğiz orada. Şimdi bastıra bastıra öncelikle bütün boyayı boşaltıyoruz sehpanın üzerine. Beyaz oldu. Şimdi buradaki kabarcıkları, baloncukları şöyle yavaş bastırmadan tek hamleyle ve tek yöne doğru üzerinden geçerek kaybediyoruz arkadaşlar. Bütün baloncuklar kayboldu. Şimdi kurumaya bırakıyoruz. Kuruduktan sonra ikinci katımızı gideceğiz. Evet, ilk katımız kuruduktan sonra yine tabağıma boyamı aldım. Rulama bunu güzelce yedireceğim arkadaşlar. Sonrasında ikinci katımızı atacağız. Bu arada kenar kısımları için de bu kenarlar ve alt kısmı için Rich & Artcraft fırçalarından tercih ettim. O kısımları da rulonun rahat boyayamayacağı kısımları daha sonra üst kısmını tamamladıktan sonra boyayacağım arkadaşlar. Ben şimdi videoyu tamamlama açısından önce üst kısmını yapacağım. Alt kısımları tıpkı üstünü boyadığımız gibi iki katta ve rulo ya da fırça yardımıyla boyayabilirsiniz. Evet, şimdi ikinci katı atıyorum. Rulomu güzelce yedirdim, boyamı. Şöyle ilk başta yaptığımız gibi önce bastırarak bütün her yerini boyuyoruz. Rulodaki boya tükendikten sonra da üzerinden bastırmadan geçeceğiz ki bu kabarcıklar kalmasın. Dümdüz bir hal alsın boyamız. İki numara Rich fırçam. Şöyle iyice boyayı yine yedireceğim öncelikle. Her tarafını aldığından emin olduktan sonra kenar kısımlarını boyayacağım ben. Siz de aynı şekilde dilerseniz rulo'yla da yapabilirsiniz. Dilerseniz bu şekilde de boyayabilirsiniz. Üst kısım kurumadan hemen burayı gideceğim ve tekrar üstten bir düzeltme yapacağım rulo'yla. Ve sonrasında kurumaya bırakacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, boyamız tamamen kurudu. Şu şekilde transferimiz var. Bu kadans transfer şöyle kodu da şu şekilde bu desenin. Tabii ki daha birçok bunun gibi transfer çeşidi var. Şimdi transferimizi şu şekilde kenarından keseceğiz. Önce şöyle bir kaba şekilde alalım. Şimdi ben sadece bunu uygulayacağım orta kısmına. Şurada küçük parçaları da var.
Onu da biliyorsunuz bu zigon sehpalar çanta dolaplı sehpa olarak geçiyor. Bakın şu arka kısımda görünen sehpa toparlayıcımız var. Onun o alt kısmına yapacağım bu küçük gülleri, küçük motifleri de. Onun için sadece buradaki büyük motifi kullanacağım arkadaşlar. Üzerindeki koruyucu jelatini çıkarıyoruz. Çiçeğimizi ne yöne ne şekilde yapmak istiyorsak o şekilde yerleştireceğiz arkadaşlar. Ben şöyle ortalı bir şekilde şöyle bir su kabımız var. İçinde su olan ve bir parça da süngerim var. Süngeri suya batırıp sıkıyorum. Ve desenimizin üzerinden şöyle hafif hafif ıslatıyoruz. Her tarafını eşit bir şekilde ıslatacağız. Kuru yer kalmayacak arkadaşlar. Bu ıslatma işlemi transferin sehpamıza geçmesini sağlayacak. Evet, güzelce ıslattıktan sonra bir müddet bekliyoruz. Şöyle bir parça kağıt havluyla üzerinden fazla suyunu alıyoruz arkadaşlar. Kenarından kontrollü bir şekilde bakıyoruz. Desenimiz ayrılmış mı? Yavaşça kaldırıyoruz. Kaldırabilirsiniz ya da kaydırabilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde üstündeki kağıdı çekiyoruz. Evet. Şimdi yine şöyle bir kağıt havlu yardımıyla üzerinden fazla sularını almak için geçelim. Evet arkadaşlar, sehpamızın boya ve transfer işlemini tamamladık. Sadece vernik işlemi kaldı. Verniği de tıpkı boyaya attığımız şekilde iki kat olarak uyguluyoruz. Verniğimi de şöyle yakından göstereyim arkadaşlar. Yine Rich'in akrilik verniğini kullanacağım ben. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir diyorum. Sizler de bu şekilde kendi el emeğinizle yaptığınız eşyaları evinizde görmek ve kullanmak isterseniz hobidunya.com'dan her türlü ürünü bol çeşit ve uygun fiyat garantisiyle temin edebilirsiniz arkadaşlar. Sizlerden gelecek yorum ve beğeniler doğrultusunda birlikte bu şekilde çalışmalara devam edebiliriz. Evimizin eskiyen eşyalarını yenilemekten tutun da ahşap yeni birçok ürünü de zevkimize uygun bir şekilde tasarlayıp evimizin dekorasyonuna dahil edebiliriz arkadaşlar. Şimdilik sizlere hoşça kalın diyorum. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere.